Bugün satır arasında İstanbul ve Ankara'da yürütülen operasyonları konuşacağız. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları önemli. Zamanlama yine altı çizilmesi gereken bir başka olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunları konuşacağız. Önemli bir konuğum var. Meclisi AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner. Başbakan Erdoğan'ın dünkü açıklamaları çok önemliydi. Sert mesajlar verdi. Devlet içinde devlet olduğunun altını çizdi. Devlet yaratmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz dedi. Nasıl bir yapıdan söz ediliyor Sayın Metiner? Yani belli ki illegal bir örgütlenme söz konusu, paralel bir devlet olgusu söz konusu, sivil otoriteyi tanımayan, kendisini dayatan bir illegal örgütlenme söz konusu. Özellikle de emniyet teşkilatımız içerisinde böyle bir illegal yapının söz konusu olduğu besbelli. Sayın Başbakanımızın açıklamalarından bu çok net bir biçimde anlaşılabilir. Satır aralarını okumamıza gerek yok. Mesajlar çok netti. Bunun yargı içerisinde uzantıları olabilir mi? Olabilir. Bununla ilgili sanıyorum gerekli çalışmalar yürütülür. Hiç kimsenin demokrasilerde sivil otoriteye rağmen, meşru yasal hükümete rağmen siyaseti dizayn etme yetkisi olamaz. Hele hele bürokratların hiçbir şekilde kendi yetkilerini kötüye kullanmalarına izin verilemez. Bürokratlar atanmış memurlardırlar. Sivil otoritenin koşulsuz bir biçimde emrinde olmak zorundadırlar. Kendi amirlerinden saklayarak bir takım operasyonlar düzenleyenler suç işlediklerini biliyorlar. AK Parti yolsuzluklar konusunda son derece duyarlı bir partidir. Sayın Başbakanımızın ifadesiyle babamızın oğlu bile yapmış olsa hiçbir şekilde yolsuzlukları ne örtbas ederiz ne de suça ve suçluya arka çıkarız. Ama bu operasyon kapkara bir operasyondur, kirli bir operasyondur. Kendini devlet içinde devlet gibi örgütleyen ve sivil otoriteyi de boşa çıkartmaya çalışan, AK Parti'nin AK ve PAK imajına gölge düşürmeye çalışan aynı zamanda bir siyasi algı operasyonudur. Sayın Başbakanımızın altını çizdiği husus budur. Buna asla izin verilemez. Dolayısıyla eğer paralel bir devlet, emniyet içerisinde paralel bir devlet, kirli operasyonları yürüten bir illegal örgütlenme söz konusuysa ki Başbakanımız açıklamalarından böyle bir şebekenin varlığı ortaya çıkıyor. Tabii ki sivil otorite, hükümet gereğini yapacaktır. Hükümetimize yönelik bir komployla karşı karşıyayız. Seçimlere giderken birileri siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. AK Parti'nin siyasi kıblesini değiştirmeye çalışıyor. AK Parti'ye yeni bir yön tayin etmeye çalışıyor. Bunun bürokratlar marifetiyle yapılmasına, devlet içinde öbeklenmiş, kendilerini bir yere de yaslayarak yaşatmaya çalışan bir takım unsurlar marifetiyle yapılmasına asla izin vermemek gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki devam edecek, görünen o ki devam edecek, çok çirkin bir biçimde devam edecek, bel altı vuruşlar devam edecek. Bakınız, soruşturmanın gizliliği ihlal ediliyor. Bizler yolsuzluk yapılmıştır, yapılmamıştır noktasında değiliz. Yolsuzluğun yapıldığı tespit edilirse gereğini nasıl yaptığımızı, başbakanımızı nasıl yaptığını herkes görür. Ama bir yanda soruşturmanın gizliliğini ihlal edeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bugün gazeteleri, kimi gazetelerimizde, kimi bakanlarımızın almış oldukları para miktarları bile yazılmış. Tespit edildi ibareleriyle haberleştiriliyor bunlar. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Peki bu bilgiler kimin tarafından servis ediliyor? Bir takım kamera görüntüleri, polis marifetiyle elde edilmiş kamera görüntülerinin bir kısım yayın organlarında, bir kısım gazetelerde ve televizyonlarda, soruyorum ben size, ne işi var? Başbakan Erdoğan'ın kirli ittifaktan söz etmesi, gizli sürdürülen bir soruşturmanın bilgilerini, belgelerini servis etmek, polisin, emniyetin böyle bir görevi var mıdır? Emniyetin içindeki bazı unsurların böyle bir servis yapma servis yapmaları hükümetimize karşı bir meydan okumadır, hukuka karşı bir meydan okumadır. Hukuk ihlal ediliyor, açık bir biçimde ihlal ediliyor.
Biz bir yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışmıyoruz. Eğer ortada bir yolsuzluk varsa, bunlar yargı marifetiyle tespit edilirse hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Başbakanımız gereğini yapacaktır. Bunu dün de ifade ettiler. Geçmiş uygulamalarımızdan da herkes bunu bilir. Ama polisin kendi kameralarıyla tespit etmiş olduğu görüntüleri el altından bir kısım yayın organlarına servis etmeleri başka bir şeydir. Hükümetimize yönelik derin bir komployla karşı karşıya bulunuyoruz. Ve devletin içinden bazıları ne yazık ki kendilerini devlet yerine koyarak hükümete karşı meydan okuyabileceklerine inanıyorlar. Bu illegal örgütlenmenin varlığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Ve hükümetimiz de valilerimiz de kendi yetkilerini kullanarak bu derin yapıyı tasfiye etme yoluna gidecektir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Peki açıklanacak mı Sayın Metin Er? Mücadeledir bu. Süre giden bir yolsuzluğun üstünü örtmeyi amaçlayan bir müdahale değildir bu. Herkes bunu doğru anlasın lütfen.